104. mektubu okuyalım. İmam şöyle diyor. Merhum Hazret'in ölüm acısı her ne kadar pek şiddetli ve çok çetin ise de fakat kul için sahibinin işinden razı olmaktan başka bir çare yoktur. Şimdi herkes etrafından bazı insanları kaybediyor. Bazen çok sevdiği, bazen az sevdiği, bazen hiç sevmediği insanlar kaybolup gidiyor. İstediğin kadar itiraz et. Allah'a isyan et. Ya benim daha babam 50 yaşındaydı. Vücudunda hiçbir hastalık yoktu. Nasıl alırsın bunu Allah'ım? Diye istediğin kadar itiraz et. Bir sonuca ulaşabilir misin? Allah'a isyan etmekle bir sonuca ulaşabilir misin? Yani o ölüyü geri getirebilme ihtimalin var mı? Yok. O zaman isyan ne oluyor? Boş. Şeytanın verdiği gazla boşu boşuna Allah Teala'yı üzecek bir isyan bayrağı ortaya koydun ve sana kaybettirmekten başka hiçbir şey vermedi. Sadece kaybettirdi. Bu alem sınav alemidir diyor Kur'an onlarca ayetinde. İmtihan edileceksiniz. Sizden evvelkileri imtihan ettiğim gibi sizi de imtihan etmedikçe cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ayeti bir hikaye anlatmıyor. Bizden önceki insanların tamamını sınav etti, imtihan etti. Demek ki bu andaki insanları da sınav edecek ve gelecekte, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanları da sınav edecek. Sınav edilmeden cennet yok. Tıpkı sınav edilmeden diploma olmadığı gibi, okuldan mezuniyet olmadığı gibi, üniversiteden mezuniyet olmadığı gibi, memuriyet alınamadığı gibi. Sınavsız bunlar yok. Cenneti de istiyorsan, cemali de istiyorsan sınav kesinlikle olmak zorunda. Şimdi bir o zamanda bulunan büyük bir alimi Allah Teala almış. İmam mektuba nasıl başlıyor? Şikayet etmeyin. Çünkü sahibin işi bu. Bütün canların sahibi kim? Allah Teala. Bak 18 günde, 19 günde 5000 canı aldı Gazze'den. 5000 can. Bunların 1500'ü çocuk. Dünya tarihinde görülmemiş şey. Rusya'da savaş var. 1,5 sene, 2. seneye giriyoruz. Toplam ölen çocuk sayısı 500. Gazze'de 18 gün oldu. Saldırı yaptılar. 5000'den fazla şehidimiz var. 1500'ü çocuk. Dünyanın gözü önünde bir soykırım yapıyorlar. Kafir Yahudiler, soykırımcılar. Halbuki dünyada soykırımı en son yapması gereken millet bu Yahudi milletidir. Çünkü tarihinde en büyük soykırıma uğramış millet de bunlardır. Sen soykırıma uğradın zaten, sen bunu yaşadın. Niye senin başına gelmiş olan bir şeyi zayıf Müslümanların başına getiriyorsun? Karşında devlet yok, karşında bir ordusu olan bir insanlar yok. Hava sistemi yok, silahlar 3. sınıf, el tabancaları, otomatik tabancalar. Sende uçak var, top var, tüfek var, füze var, hava savunma sistemi var. Uçak gemileri seni korumaya geliyor. Sen açık hava hapishanesinde bu insanları kıstırmışsın. 2 milyon insanın üstüne boyuna bomba atıyorsun ve soykırım yapıyorsun. Şimdi bütün dünyadaki Müslümanlar ayağa kalksa ve dese ki ya böyle iş olur mu? Allah buna nasıl izin veriyor? Dese. Oradaki ölen binlerce insandan herhangi bir tekini geri getirebilir mi? Getiremez. Sahip odur. Dünyanın istediği bölgesinden istediği kadar insanı alabilir. Biz bu ülkede bir gecede, tek gecede, o depremde 50 bin kişiyi kaybettik kardeşler. Tek gece. Bak top yok, tüfek yok, bomba yok, kimse bize saldırmadı. Tek gecede Allah Teala bir sarstı, sabah bir kalktık 50 bin kişi gitmiş. Marvel filmi falan değil bu yani. Sabah bir kalkıyorsun, dünyanın yarısındaki insanların tamamı ölmüş falan. Böyle bir şey yok. 50 bin kişiyi bir gecede kaybettik biz. Bak Allah Teala sahiptir. Sahibin işine akıl sır ermeyebilir, anlayamayabilirsin, hikmetini çözemeyebilirsin ama bir gerçek var, asla itiraz edemezsin. Yaptığı işe asla itiraz edemezsin. Sadece kanıksayacaksın, Allah'ın bu senin hikmetli bir işindir. Biz buna karşı koymuyoruz. Biliyoruz ki o 50 bin kişinin tamamı şehit olmuştur. Hesapsız, sorgusuz, sualsiz eğer müminlerse, Müslümanlar olarak öldülerse kesin olarak bunlar cennete gideceklerdir dersin ve teslim olursun. Bu sahibin işidir. Sahibin işine asla itiraz edilmez diyor imam.